Vietnam Savaşı'nı daha iyi anlayabilmemiz için zamanı Fransa'nın Güneydoğu Asya'yı kolonileştirdiği 1800'lerin sonlarına doğru geri sarmalıyız. Kolonileştirilen bölge günümüzdeki Laos, Vietnam ve Kamboçya topraklarıdır. Buraya toplu olarak Fransız Hindi Çin'i denmektedir. Bu şekilde adlandırılır. Bu bölgede Kamboçya'yı kıyı boyunca Vietnam'ı ve burada da Laos'u görebilirsiniz. Kolonileştiren güç olarak Fransızlar Zaman çizgisinin bu kısmında bir boşluk var. Kolonileştiren güç olarak Fransızlar 2. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar bölgedeki varlıklarını sürdürdüler. Takdir edersiniz ki Fransa 2. Dünya Savaşı esnasında Almanlar tarafından işgal edilmişti. Hatırlıyorsunuz. Vietnamlılar bağımsızlıklarını istiyorlardı. Viet yani Vietnam Bağımsızlık Birliği tarafından yönlendirilen özgürlük hareketi ayaklanmaları boy göstermeye başlamıştı. Vietnam Bağımsızlık Birliği yani Viet Minh, Ho Chi Minh tarafından idare edilmekteydi. İşte buradaki de Ho Chi Minh'in bir fotoğrafı. Viet Minh, bir özgürlük hareketi olmasının yanı sıra aynı zamanda komünist bir hareketti. Ki ileride soğuk savaş esnasında Birleşik Devletler onlara karşı hep bir şekilde ön yargılı davranmıştı komünist oldukları için. İkinci Dünya Savaşı boyunca zamanı ilerletirsek Japonların, Vietnam ve hatta Hindi Çin'in kontrolünü ellerine geçirdiklerini görebiliriz. Zaman 1945'te akıp giderken, hatta 1945'in sonuna geldiğimizde biliyoruz ki Birleşik Devletler Japonya'yı mağlup etmişti. Şimdi birdenbire Vietnam Bağımsızlık Birliği bir bakıma geçici bağımsızlıklarını deklare edebilmişti. Bu bağımsızlık, yani bu deklarasyon geçiciydi. Çünkü çok kısa bir süre sonra, Burası kuzeyde Çinliler ve güneyde de İngilizler tarafından işgal edilmişti. Yani bu bağımsızlık deklarasyonunun hemen ardından e, kuzeyde Vietnam Çinliler, güneyde de İngilizler tarafından işgale uğramıştı. Ki Almanya ve ona ittifak eden ülkelere karşı savaşan müttefik kuvvetlerin de bir parçasıydı Vietnam. Bunu da unutmayalım. Er geç Fransızların geri geldiklerini görüyoruz buraya. Eski kolonilerinin üzerinde tekrar otorite kurmak istiyorlardı ve bu istek Fransızlarla, onlara sempati duyan ve sadık olan Vietnamlılarla kuzey arasında 1. Hindi savaşına sebep oldu. 2. Dünya Savaşı'nın sonunda geçici işgaller söz konusuydu. İngilizler ve Çinliler, şüphesiz Çinlilerin kuzeyde hükmü daha çok geçerken güneyde de İngilizlerin hükmü geçiyordu. Fransızlar geldiğinde güneyin kontrolünü tekrar ele aldılar. Hindi savaşı başlarken Fransızlar zaten güney üzerinde daha fazla kontrole sahipti ve gerçekte tarihsel olarak da Fransa güney üzerinde daha fazla etki bırakmıştı. Fransızların koloni yönetimi esnasında Vietnam'ın güneyi en çok Fransız etkisi altında kalan bölgedir. Bu güncel bir harita ama tabii ki biraz sonra hakkında konuşacağımız bu turuncu sınır güncel haritalarda yer almamakta. Vietnam şu anda yani günümüzde birleşmiş durumda. Ama Vietnam Savaşı'ndan önce burası Ho Chi Minh şehri değildi. Adı Saigon'du. O zamanki adı Saigon'du ve Saigon Fransız kontrolünün bir nevi merkezi konumundaydı. Zamanı 1954'de hızlı ilerletirsek bir çıkmazla karşı karşıya geliriz. 1954 Cenevre Konferansı'nda Vietnam 17. paralel ile bölünmüş ve Kuzey ve Güney Vietnam olarak paylaştırılmıştı. Bu paylaştırmanın tüm amacı aslında bir sakinleşme dönemi yaratmaktı olayların yatışacağı ve seçimlerin gerçekleştirilebileceği bir dönem. Ancak bu kalıcı bir taksimat değildi. Halkın yaşamak istediği tarafa geçmesi için tanınan 300 günlük geçici bir dönemdi. Bu dönemde çoğunluğu katolik olan 900 bin kişi kuzeyden güneye göçtü. Elbette güneyden kuzeye de birkaç yüz bin insan geçti. Bu tek taraflı bir göç değildi. Açıkça görülen hareket katolik Vietnamlıların kuzeyden güneye olan geçişidir yalnız. Bunu belirtmemiz gerek. Şimdi teybi, tarihi biraz ileri saralım. No din Diem. Eminim ki yine telaffuzda bir katliam yaratmış olabilirim. No din Diem yönetimi ele aldı. 54'te başbakan olarak başladı ve 55'te devlet başkanı oldu. Buradaki No Din Diem'in bir fotoğrafı. Güney Vietnam'ın yönetimini ele aldı Diem. Bu adam seçim, rüşvet almayan hükümet ve benzeri şeylerden açıkçası çok haz etmiyordu. Bunlara pek merak duyan birisi değildi diyelim. Birleşik Devletler ona olumlu yönde meyilliydi ve Güney Vietnam'ın başına geçti. Birleşik Devletler de bunu destekledi. Şık batı kıyafetleri giyen bakımlı biriydi ama daha da fazlası antikomünistti. Bu dönemde Birleşik Devletler soğuk savaş perspektifinden komünizmi nasıl durdururuz diye düşünmeye başlamıştı nasıl engelleyebiliriz? Buna ket vurma teorisi deniyordu ve tüm bu ket vurma teorisinin aslında amacı komünizmin yayılmasını önleyerek Sovyetler Birliği'ni durdurmaktı. Birleşik Devletler'in bir domino teorisi de vardı. Bu teoriye göre eğer bir bölgedeki herhangi bir ülke komünizme geçerse bölgedeki diğer ülkeler de aynı şekilde yapacak ve domino taşları gibi komünizmi benimseyecekti. Bu kontrol altında tutma politikasına tersti. Amerika Birleşik Devletleri Güney Vietnam'ın komünizme kapılmasını istemiyordu ve oradaki bu kişilere destek vermeye başladı. Hatta 1950'li yılların başından beri Birleşik Devletler antikomünistlere destek vermeye başlamıştı zaten. Bu destek ilk başlarda danışmanlar görüntüsü altında verilmekteydi veyahut da danışmanlık da diyebiliriz. Fakat bir başlayınca devamında daha fazla yardım ve daha fazla danışman gönderildi ve bu danışmanlar daha fazla güncel müdahalede bulunmaya başladılar. Güncel mücadelelerin içinde yer almaya başladılar. Bu bölünmeden sonra kuzey ve güney arasında süre gelen çatışmalar olduğunu tahmin edebilirsiniz. Bunların başındaki aktörler kuzeyde Vietnam Bağımsızlık Birliği sempatizanları ve güneyde de Ho Chi Minh sempatizanlarıydı. Bazıları kuzeyden güneye geri gelmişlerdi. Bazıları ise zaten güneydeydi ve Diem hükümetinden memnun değillerdi. Hatta Ho Chi Minh'e sempati duyuyorlardı. Diem pek de demokrasi taraftarı olmayan, oldukça despot, rüşvet almaya alışmış bir yöneticiydi. Güneyde başkan Diem'e karşı ayaklanan bu oyuncular Viet Cong'lardı. Viet Cong olarak adlandırılan bir gruptu. Vietnam Savaşı'nın temelini oluşturan şeyler bunlardı. Güneyde konvansiyonel bir savaş halinde olan Ho Chi Minh yönetimindeki komünistler, 17. paralelle meydana getirilmiş bir bölünme ve bundan daha da fazlası, Vietnam'ın güneyinde Vietcong adı verilmiş olan ve gelenek dışı yöntemlerle savaşan bir güç. Sanırım bunlara gerilla da diyebiliriz. Güneyin savaşması gereken iki ayrı şey vardı yani. Birincisi resmi olarak Kuzeyle savaşıyorlardı ve ikincisi de güneyin içerisinde ortaya çıkan bu ayaklanmalarla savaşıyorlardı. Birleşik Devletler asla bu ayaklanmanın başarılı olmasını istemedi. Vietnam'ın tamamının komünist olmasını istemiyordu. Çok daha çok danışman göndermeye devam etti. Aslında bu Kennedy'den bile daha önce başlamıştı. Kennedy bu gönderilen danışmanların sayısını arttırdı sadece. Bu noktada hala resmi bir savaş yoktu. Yani Amerika Birleşik Devletleri Vietnam'a resmen savaş ilan etmemişti. Resmi olarak savaşan Amerikan askerleri yoktu. Şimdi zamanı 1963'e doğru biraz ileri alalım. Diem'in daha önce bahsetmiş olduğum müthiş karakterinin ötesinde bir de Budistlere yaptığı zulümler vardı. İşleri daha da kötüye götüren şey rüşveti sevmesinin, seçimlerden hoşlanmamasının yanı sıra kendi insanlarına zulmetmekten hoşlanmasıydı. 1963'te olaylar çığırından çıktı. Budistlere karşı olan zalimlik seviyesi tüm tapınakları ve ibadethaneleri yok etmeye kadar vardı ve sonra diyen bir suikastle öldürüldü. İktidar boşluğu oluşmuştu. Birçok insan yönetimi ele almak için yarışıyordu. Aslında hiçbiri güneyden çıkan saygıdeğer kişilikler değildi. Sonunda buradaki iki adam iktidara geldiler. Win Kao Kai ve Win Wen Tu. Telaffuzlar için yine özür diliyorum. Win Kao Kai ve Win Wen Birkaç yıl bekledikten sonra Win Wen bu adamın ayağını kaydırdı. Yani Win Kao Kai'nin ayağını kaydırdı ve 1967'de Tiu yönetimi ele geçirdi. Esasen Kai ve Tiu iktidarda gelmeden önce 1964'te Amerikan tarihinde yaşanan en karanlık olaylardan biri gerçekleşmişti. Biliyorsunuz ki Amerika danışmanlık görevini sürdürürken Tonkin Körfezi'ne Kuzey Vietnam kıyılarının tam karşısına gemiler göndermişti. Orijinal hikaye şöyledir ve aslında bu çok şüphe uyandıran bir hikayedir. 1964'te USS Maddox gemisi, orijinal hikayedir bu, saldırıya uğradığını iddia etti. Veya USS Maddox gemisine Kuzey Vietnam devriye botlarının bir saldırı gerçekleştirdiği iddia edildi ve küçük bir çatışma olmuştu. Karşılıklı ateş açılmıştı yani. Birkaç gün sonra Tonkin Körfezi'ndeki başka bir gemiye, başka bir Birleşik Devletler gemisine Kuzey Vietnam botları tarafından saldırı düzenlendiği iddia edildi. Orijinal hikaye böyleydi. Bu kongreyi öfkelendirmişti. Amerikan halkını da öfkelendirmişti. Ne cüretle kıyılarının karşısında duran savaş gemilerimize saldırabilirlerdi dediler. Bu gibi duygusallıklar Tonkin Körfezi kararının Kongre'den geçişini körüklemişti. USS Maddox'a yapılan saldırı ola gelen diğer olay Tonkin Körfezi Hadisesi olarak anılan olay, bu iddia edilen tüm hadiseler Amerikan halkını ve Kongre'yi sinirlendirmiş ve Tonkin Körfezi kararının Kongre'den geçmesini sağlamıştı. Bununla ilintili olan şey, Lyndon B. Johnson'ın yani o zamanki Amerikan başkanının resmi olarak Vietnam'da savaşa girme yetkisini elde etmesi oldu. Birleşik Devletleri de kapsayan güncel bir savaşı resmi olarak tırmandırmıştı bu olay. Baştan beri söylediğim gibi şüpheli bir şeyler var. Çünkü Tonkin körfezinde gerçekte neler olduğu net değil. USS Maddox'tan da ateş açılmış olabilir. Kuzey Vietnam botlarıyla çarpışmaya girmiş olabilirler. Diğer bir olasılıksa aslında hiçbir şey olmadığıdır. Ama hangi açıdan bakarsanız bakın bugün artık gerçek bir hadise olmadığı tümüyle ispatlanmıştır denebilir. Gerçekte Birleşik Devletlere saldıran Kuzey Vietnam değildi. Ama ilintiliydi çünkü gerçekten bu olay savaşı tırmandırmıştı. Johnson'a savaşı tırmandırma gücünü verdi. Onun uygulamaları Vietnam Savaşı'nın kalbini oluşturur. Savaş gerçek anlamda kızıştığında Birleşik Devletler Birlikleri'nin sayısı 500 bin askere ulaştı. Bütün bu olaylar esnasında Başkan Johnson, Vietnam'daki komutanlar, Amerikalı komutanlar yani, Amerikan halkına şöyle sesleniyordu. Biz komünizmle savaşıyoruz. Kazanmak üzereyiz. Bu kutsal bir savaş. Ve şimdi biraz ileri sarıyoruz. Özellikle kazanmak üzereyiz kısmı 1968'e doğru gelindiğinde şuna dönüşmüştü. Amerikan liderleri halkına ve kongreye yenilmek üzereler diyordu. Ama bu sırada birdenbire Vietcong ortaya çıktı. Ve sonra 1968'de Vietcong birçok hedefe muazzam koordine edilmiş saldırılardan oluşan TED taarruzunu gerçekleştirdi. Askeri açıdan tamamen başarılı olmasa da TED taarruzu, Savaşın akışını bir şekilde tamamen değiştirmişti. Amerikan halkını ve Kongre'yi haklı olarak şüpheye düşürmüştü. Şöyle düşündüler: "Bay Johnson bize savaşı kazanmak üzereyiz ve Vietcong yenilginin eşiğinde derken onlar aniden bize karşı teferruatlı bir saldırı gerçekleştirdiler." dediler. Bu Amerikan halkında şüphe uyandırmıştı. Bunun da ötesindeki bir olay büyük ihtimalle her şeyi daha da kötüye götürdü. My Lai katliamı ortaya çıktı. Tüm savaşlarda toplu katliamlar olur. Fakat Birleşik Devletler en azından kendi askerlerinin zor da olsa doğru yolu takip edeceklerini ve bu tip faaliyetlere girişmeyeceklerini düşünüyordu. Yani kendi askerlerinde böyle bir kültür olduğuna inanıyordu. Ama Maylay katliamı hiçbir askerin katliamlara karşı bağışıklığı olmadığını bize gösterdi. Bu gerçekten çok kötü iğrenç bir katliamdı ve belgelenmişti. Eğer rahatsız olmak istiyorsanız Google'da Lai katliamı görselleri diye bir arama yapabilirsiniz. Gerçekten hafta sonunuz berbat olabilir, moraliniz çok bozulabilir. Birleşik Devletler askerlerinin bir köy dolusu masum kadın ve çocuğu katlidir bu. Öldürülmüş bebeklerin resimleri vardır ve bu korkunçtur. Daha da kötüsü üzerine tuz biber eken şeyse, bunu gerçekleştiren askerlerin, gerçi işlerinde köylüleri savunmaya çalışan birkaç asker de olmuştu ve geri döndüklerinde o askerler neredeyse vatan haini ilan edilmişti. Ama bir fiil saldırıyı yapan, gerçekleştiren askerlerin sadece bir tanesi hapis cezası aldı. Ve sadece birkaç yıllık bir hapis cezasıydı bu. Ve bu ceza bir köy dolusu kadın ve çocuğun katledilmesine karşılık verilmiş cezaydı. Zaten TED taarruzları Amerikan halkında acaba gerçekten bu savaşı kazanabilecek miyiz gibi şüpheler yaratmışken üstüne bir de Myla'yı katliamı ortaya çıkınca... Tabii ki halk bundan tiksinmişti ve asıl amacının bile belirgin olmadığı bir savaşa sokulduklarının farkına varmışlardı. Hangi tarafın iyi adamlar olduğu bile artık net değildi. Daha da fenası, şimdi zamanı 1971'e ilerletelim. Pentagon evrakları New York Times gazetesine sızdırılmıştı. Gizli bir belgeydi bu. Vietnam savaşının askeri ve sivil yöneticileri Kongre'ye ve Amerikan halkına yalan söylüyordu savaşın hangi süreçte olduğuna dair yalan söylüyorlardı. Gerçekleştirilen aktiviteler hakkında yalan söylüyorlardı. Amerikan halkına ve kongreye Laos ve Kamboçya ile savaşa girilmiş olduğu söylenmemişti. Laos ve Kamboçya ile savaşa girilmiş olmasının birçok sebebi var. Kuzey ve güney arasındaki tedarik yolları bu ülkelerden geçiyordu. Bunlardan en önemlisi, duymuş olabilirsiniz, Ho Chi Minh patikasıydı. Tek bir patika değildi, gerçekte birçok patikadan oluşan bir ağaydı. Laos ve Kamboçya'da süregelen birçok aktivite, Birleşik Devletler'in tedarik rotaları olarak düşündüğü bazı yolların yoğun bombardımanını içeriyordu. Kolayca bombalanmış bir patikadan bahsetmiyorum. Kuzeyden güneye silahların nakledilebileceği tüm bu patikalar ve diğer yollar bombalanmaktaydı. Bu Pentagon çıkışlı evraklar haklı olarak Amerikan halkında daha da fazla şüphe uyandırıyordu. Ve şimdi Nixon yönetimine giriyoruz. O da hala yoğun bombardımanlar yapıyor, kıyımlar devam ediyordu. Ama Nixon'ın hedefi savaşı yavaşlatıp resmi bir mağlubiyet olmadan birliklerin dönüşünü bir takvime oturtmaktı. Zamanı 1973'e ilerletirsek karşımıza Paris Barış Antlaşması çıkıyor. Kuzey Güney ile ve Amerika ile resmi olarak barışıyor. Kuzeyin bakış açısından elbette bazı barış antlaşmaları imzalarız. Bu Amerikalıların çekip gitmesini sağlayacaktır diye bir düşünce vardı. Amerikalılar bir kez gitti mi bir daha geri gelmeyecektir. Büyük bir kesim tarafından bu savaşın benimsenmemiş olması, özellikle küresel etmen olan Amerika'nın prestiji olmak üzere birçok boyutta Amerika için büyük bir kayıp olmuştur. O yüzden Kuzey şöyle düşündü, gitmelerini bekleriz, sonrasında güneyi istila edebiliriz. Ve gerçekten de esasen bu gerçekleşmişti. 1975'te Kuzey güneyi istila etti ve sonrasında Yıl sonundan önce Saigon Kuzey'in eline geçti ve Ho Chi Minh şehri olarak adlandırıldı. Tüm bu süreç esnasında başkan Tieu iktidardaydı. Güney Kuzey Vietnam'ın eline geçmek üzereyken kendi önceliklerini belirtmek amacıyla Vietnam halkına bir demeç verdi Tieu. Ne olacağı belliydi. Sizleri asla terk etmeyeceğim dedi. Ama Saigon'un Kuzey Vietnamlıların eline geçeceği netleşince tam olarak 15 ton ağırlığında eşyayla 15 ton büyük bir Birleşik Devletler nakliye uçağına bindi. Bu ağırlıktaki eşyanın nebatlarını düşünün lütfen. Ve 15 milyon dolar değerinde altın. 15 milyon dolar. Bu altın 1975'te 15 milyon dolar değerindeydi. Kendisinin Vietnam halkını ne kadar düşündüğünü anlamışsınızdır herhalde. Sonunda Massachusetts'e yerleşti ve yaklaşık 10 yıl önce de orada öldü. Bu savaşın dünya için ne kadar çirkin bir hadise olduğunu, Vietnam halkı için çok ama çok daha korkunç bir hadise olduğunu, Amerikan tarihi içinde çok çirkin bir bölüm olduğunu tahmin edebilirsiniz. Amerika'nın kaybettiği ilk savaştı. Daha da fazlası saygınlığı zedelenmişti. Komünizmin yayılmasının durdurulması gerektiğine dair bir ket vurma teorisi vardı hatırlarsınız ve bir de domino teorisi vardı. Bu iki teoriyi hatırlıyorsunuz. Güney komünizme yenildi fakat geri kalan hiçbir Güneydoğu Asya ülkesi ona kapılmadı. Yani bu savaş domino teorisini çürütmüş oldu. Vietnam Savaşı'ndan sonra Amerika uzun süre bu tip bir savaşa dahil olmadı çünkü halkının buna izin vermeyeceğini biliyordu. İnsanlar Amerika'nın bir daha müdahale etmeyeceklerini bildikleri için komünizm çok daha rahat bir şekilde yaygınlaşabilirdi aslında. Ne var ki domino teorisi gerçekleşmedi. Fakat bu esnada gerçekleşen hadiseler toplu katliamların boyutları, tecavüzler, masumların yağmalanması bunlar korkunç şeylerdi. 1 ila 3 milyon arası Vietnamlı. Kimse gerçek sayıyı bilmiyor ama devasa bir sayı bu. 1 ila 3 milyon arası Vietnamlı öldürüldü. 58 bin Amerikan askeri öldürüldü. Resmi olarak bu savaşa girmemiş olan yüz binlerce Laoslu ve Kamboçyalı özellikle yoğun bombardımanlar sonucu öldürüldü. Bunlar dehşet verici sayılar. Gerçekten bu savaş Birleşik Devletler tarihinde en kötü ve en korkunç bölümlerden biridir.